Evet. Barınak için kendime seçtiğim yer burası. Neden burayı seçtim? İki ağaç birbirine yakın. Su kaynağına yakın. Ön tarafında ateş yakacağım. Barınağın ön tarafına buraya taşlardan bir duvar örmek istiyorum. Bu bana reflektör görevi yapacak. Önüne ateşi yaktığım zaman gece bu tarafa doğru ısıyı vererek beni ısıtacak. Ağaçlardan bir kısmını getirdim. Biraz sonra gideceğim. Geri kalan ağaçları toplayacağım ve barınak yapmaya başlayacağım. Evet, az önce barınak yapımında söğüt ağacından faydalanacağımızı söylemiştik. Bağlama materyali olarak. Fakat ardıç ağaçlarının yanımda olması ve daha kolay bir şekilde çıkartılabilmesi için ip olarak ardıç ağaçlarının kabuklarını kullanmayı düşünüyorum. Gayet de sağlam. Barınak yapımında bunları kullanacağız. Bunlar ağacın gövdesinden çıkıyor. Tabii ağacın gövdesinden bunu çıkarttıktan sonra kullanmadan önce bir estetme yapmamız gerekiyor. Şu şekilde. Yoksa ağaç gibi kırılır. Fakat biz bu işlemi yaptıktan sonra bunda mukavemeti artıyor. Kat kat ayrılarak daha sağlam ip şeklinde bizim işimizi gayet iyi görecek bir materyal ortaya çıkıyor. Ve kesinlikle iki kişi ucu ucu asılarak bunu kopartamaz. Gayet sağlam. Evet, son attığımız, bağladığımız düğüm ile barınağımızın ana temelini atmış olduk. İplerimiz gayet sağlam oldu. Dört dörtlük barınağımızın ana iskeleti meydana gelmiş oldu. Buradaki tahtalarla üçgen bir şekilde burayı sabitlemeye devam edeceğiz. Barınak için kendime seçtiğim yer burası. Neden burayı seçtim? İki ağaç birbirine yakın. Su kaynağına yakın. Ön tarafında ateş yakacağım. Barınağın ön tarafına buraya taşlardan bir duvar örmek istiyorum. Bu bana reflektör görevi yapacak. Önüne ateşi yaktığım zaman gece bu tarafa doğru ısıyı vererek beni ısıtacak. Ağaçlardan bir kısmını getirdim. Biraz sonra gideceğim. Geri kalan ağaçları toplayacağım ve barınak yapmaya başlayacağım. Evet, az önce barınak yapımında söğüt ağacından faydalanacağımızı söylemiştik. Bağlama materyali olarak. Fakat ardıç ağaçlarının yanımda olması ve daha kolay bir şekilde çıkartılabilmesi için ip olarak ardıç ağaçlarının kabuklarını kullanmayı düşünüyorum. Gayet de sağlam.
barınak yapımında bunları kullanacağız. Bunlar ağacın gövdesinden çıkıyor. Tabi ağacın gövdesinden bunu çıkarttıktan sonra kullanmadan önce bir estetme yapmamız gerekiyor. Şu şekilde. Yoksa ağaç gibi kırılır. Fakat biz bu işlemi yaptıktan sonra bunda mukavemeti artıyor. Kat kat ayrılarak daha sağlam ip şeklinde bizim işimizi gayet iyi görecek bir materyal ortaya çıkıyor. Ve kesinlikle iki kişi ucu asılarak bunu kopartamaz. Gayet sağlam.